Herkese merhaba. Evet, kaç seansında sonunda bir aradayız. Erim, yaptık bunu, başardık. Aynı odadayız. Ya aslında İnanılmaz. Antalya'da bir kısa Ankara'da bulunduk. O şeyi kırdı ama onun dışında büyüleyici bir fark yok. Arkadaşlar, yan yanındayız gerçekten. Bir kamera oyunu yok. Sürpriz gibi de olabilirdi, Böyle bir şey evet. yapabiliyor muyuz? Biz zaten böyle bir kanaldayız. Herhangi bir oyun yapabilecek. Çok ucuzladı ya onlar şimdi, işte sen yaparsın. Bize yine de daha var bir 4-5 yılı. Evet, kaç seansında Evrim'le bir aradayız. Bugün ne konuşuyoruz arkadaşlar? Seks. Niye bu konuyu seçtik? Çünkü Evrim dedi ki bana... Neden hiç seks konuşmuyoruz? Neden seks yok dedim. Sinemada sekse ne oldu dedim. Hakikaten ne oldu ya gerçekten? Sen deyince de düşündüm ve gerçekten çekilmiyor. Yani çekime aşamasında gerçekten berbat olan şeyler de var ama onlar bile çok az. Hani hiç, yani seks niye yok derken bu arada tabii ki tek tek örnekler vardır. Ama genel olarak bunun varlığını yitirmesi gibi bir durum da var. O yüzden bunu biraz konuşalım istiyoruz. Ya yani şöyle bir şey galiba benim kafamdaki, ilk refleks her zaman olmaması yönünde. Yani bir sevişme sahnesi olmadan çekmeyi herkes tercih ediyor. Yani mecbur kalınırsa, olay gerçekten böyle bir sevişmenin etrafını, bir ilişkinin etrafında döndüğü bile, yani neden bir sevişme sahnesi olsun sorusu cevaplanıyor. Neden olmasın sorusu cevaplanmıyor. Halbuki öbür taraftan da gidilebilirdi. Öyle gidildiği dönemlerde olmuştu. Sonra baktım sayılara. Gerçekten de böyle Hollywood, yani biz biraz Türkiye sineması üzerinden konuştuk aslında. Hatta biz bunu şeyde konuşmuştuk galiba. Lafı açılmıştı böyle bir Antalya dönüşü. Şenay sen ben yaptığımız programda. Özel bir film özelinde hatırladım ben sonra. Deniz Seviyesi filminde. Çünkü o çok, birazdan ben bahsedeceğim o filmden, çünkü baktım o sonra o filme. Neden hani gidiyoruz geliyoruz festivalde 10 tane film izliyoruz. Bir tane sevişme sahnesi yok ya da bir garip. Çeşitli nedenleri var ama Hollywood'da da yok. Yani Amerikan sinemasında mesela 1960'tan beri en sayı olarak, hani herhangi bir sevişme sahnesi sayısı, bir sevişme sahnesi içeren filmler işte %1 filan civarında. Gerçekten sayısal olarak net bir şekilde en düşük seviyede 1960'tan beri çekilen. Dünyada da bunun düştüğünü söylüyorsun. Ben biraz Türkiye üzerinde düşünmüştüm açıkçası. Biraz da oradan neden yoku düşünmeye çalıştım. Bu tarz konular bence dönemi konuşmadan ele alınabilecek konular değil. Çünkü her zaman o dönemin arka planda... Hasan'cığım, bizim konuştuğumuz herhangi bir konu böyle bütün sosyopolitik haritayı çıkarmadan konuşabilecek konular değil. İlla böyle bir büyük resmi görmemiz gerekiyor nedense. O yüzden biraz geçmişten bence bahsedelim. En azından bizim sinemamızda, bu topraklarda. İşte seks filmleri furyası çokça bilinir olduğu bir dönem vardı. Sonrasında böyle kadın özgürleşmesinin, kadın karakterlerin ağırlıklı olduğu filmlerin, başrol dönen oyuncuların da kendilerince özgürleştiği bir dönemde oldu. Türkan Şoray, Hülya Koçit gibi oyuncuların geçmiş personalarından uzaklaşıp filmlerde oynadığını biliyoruz. Sonrasında Müjde Ar gibi bir döneme damgasını vurmuş bir oyuncunun özellikle sürüklediği bir dönem var. Tam sinemanın böyle iyice Türk sinemasının bittiği bu 90'larda bile erotizmin, hatta seks sahnelerinin bolca olduğunu görüyoruz. Bunların niteliği ya da filmlerin niteliği tartışılabilir tabii ki ama Berlin'in Berlin'den, Ağır Roman'a, Kız Kulesi Aşıklarından, özellikle Mustafa Altoklar ve Sinan Çetin'in filmlerinde de bolca seks sahnesi ya da erotizm gördük. Bunlar tabii birbirinden farklı farklı sahneler. Kiminde seks var ama erotizm yok. Kiminde erotizm var ama seks yok. Değişir tabii ki. Kimde ikisi de yok ama bir şekilde muhabbeti var falan. Aynen. Erkek yönetmenlerin özellikle bir böyle gözetleyen olmak ve bundan zevk almak gibi durumları da ayrı bir konu. Bir de bunların bir kısmında o pazarlama politikasının böyle hesaplı bir şeyi olurdu. Önceden servis edilmeye başlanırdı o görüntüler. Tabii kadın En son şeyi oyuncunun... hatırlıyorum ben, Aşk Kırmızı filminde Nurgül Yeşilçay'ın oteldeki yürüyüş, arkadan yürüyüşün uzun 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 gördük yani, filmin kendisini görmeden. Zaten ondan sonra da film kendisiyle beraber her şeyi unuttuk. Bundan ibaretti bütün filmin şeye, sinemamıza katkısı. Mustafa Altoklar da filmlerini biraz buradan pazarlardı. İşte banyo filmi, Yapardı, kasıtlı yapardı. asansör filmi, hep böyle özellikle kadın oyuncunun erotizmi üzerinden pazarlanırdı filmler. Ama 2000'lerde tabii ki AKP iktidarı ile birlikte, işte buna sansürle konuşabiliriz, muhafazakarlaşmayı da konuşabiliriz. Yani bir sürü şey konuşulabilir. İyice ne yok oldu sanki bu. Seks sahnesi çekilemiyor. Ya yani bir seks varsa bile göstermemek okeydir.
gibi bir durum var. 2000'lere geldiğimizde ben bazı filmleri not düştüm, onları arada konuşuruz ama iktidarla ne kadar alakalı? Sana ilk önce onu sorayım. Sansürle ne kadar alakalı? İlk bakışta bana çok alakalı gibi gelmişti. Çünkü somut olarak şeyler var elimizde. Hani mesela Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filmi. Bir kadın erkek ilişkileri hakkında bir filmdi bir açıdan da. Bir çiftin bütün sorunları cinsel ilişkilerindeydi ve haliyle bir sürü sevişme sahnesi içeriyordu. Film önemli bir kısmını oluşturuyordu. Bakanlık desteğiyle çekilmiş bir filmdi. Bakanlıktan alınan para geri verilmesin diye vizyona girerken o sahneler, aslında biz o versiyonu izlemedik. Biz festivalde izledik. Kesinmiş herhalde. Kesilmiş versiyonunu izlediğinde vizyonda. Vizyonda. Çok merak ediyorum, ben o versiyonunu izlemedim. Nasıl bir film kaldı geriye? Yani çünkü çok, ki işte Mehmet Kurtuluş'un oynadığı şeyle karakterin cinsel varlığından başka bir varlığı yoktu zaten ve bütün gerilim onun etrafındaydı. Onu atmak zorunda kaldılar. Bu işte doğrudan otosansür şeklinde tezahür eden sansür mekanizmasıydı. Sonra şeyi hep konuştuk hepimiz açıkça. Bilmiyoruz hala ama mesela Seren Yücel'in Rüzgarda Salınan Nilüfer adlı filmi Adana'da gösterilmedi. Penis nedeniyle. Bir sürü film varken Seren Yücel'in iki tane uzun metraj filmi arasında biraz daha zayıf olanı olduğunu düşünüyor herkes. Ama şimdi Adana yarışmaya alınmayacak bir film değildi asla hiçbir değil. Şekilde. Ki festivaldeki çoğu filmden de çok daha iyi bir filmdi. Gayet iyi bir filmdi. Bir tane penis sahnesi vardı ve o yüzden alınmadığını hepimiz biliyorduk yani. Hem fikirdik. Yani festivallerin böyle mekanizmaları olduğunu hep hissediyoruz. Bakanlığın böyle şeyleri olduğunu hissediyoruz. Ama ortaya çıkan atmosferde nedeni şu veya bu belli olmadan her yönetmen öncelikle bu sevişme sahnesini çekmek zorunda mıyım diye bakarak bence ancak şey yapıyor. Yani niye uğraşayım gibi bir şey oluyor. Ama sonra birazcık şeyi fark ettim. Habire Hollywood'la ilgili de böyle şeyler. Durmadan böyle yazılar çıkıyor mesela. Mesela geçenlerde şey diye bir yazı gördüm. Everyone's beautiful, no one's horny falan gibi. Yani herkes şeyi özetleyen, şu an Hollywood'daki durumu özetleyen. O biraz şeyden yaklaşıyor meseleye. Süper kahraman vücut filmlerindeki vücutlar, bedenin kullanılışı. Herkes gerçekten böyle mermer gibi vücutlar falan görüyoruz. Ama cinselliği çekilmiş bir şekilde. Yani şimdi Hollywood'da da bunun yapısal nedenleri var. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta Uygar'la konuştuğunuz şey meselesi. Orta bütçeli filmin ortadan kalkması meselesi. Sinemada ne oluyorsa hakikaten o orta bütçeli filmler üzerinden oluyormuş. Daha aşağıda ve yukarıda çok ilginç bir şey yok. Her şey gerçekten orada oluyormuş. Bütün erotik gerilimler falan oradaydı. Onlar ortadan kalktı. Sıfır risk, işte mutlaka Çin pazarına oynaması gereken filmler olduğu için eşcinsellik anında şeyden, resimden çıkmak zorunda, cinsellik şey olmak zorunda. Ailece gidilecek filmler çünkü işte diğer türlüsü risk. Yani Hollywood bir şekilde dünyaya açılırken yanlış bir şey izliyor. Yetişkinleri unutup aile filmi gibi bir şeyin içine hapsoldu. Orada da öyle. Ama bütün bunların da ötesinde herhalde bir şey var yani dünyanın her yerinde gerçekten de. Cinselliğin çok şey, mesela bu program ne kadar izlenecek merak ediyorum. Belki izlenmeyecek yani. Kimse cinselliği gündeme almak istemiyor. Yani bir depresyon hali de olabilir gerçekten de yani dünyanın geldiği durumla ilgili. Yaşama sevinci. Ama önceki örneklere tabii bakalım yani oradan başladık. Sorunlu temsilleri de vardı şimdi. Tabii ki sorunlu temsiller var ama yani bir de daha cinselliğe gelmeden önce yani çıplaklık zaten asla görülmemesi gereken bir şeymiş gibi yani. Hikayenin içerisinde olması gereken bir çıplaklık çok gördüğüm bir şey değil. Mesela benim aklıma şey geliyor. Semih Kaplıoğlu'nun Meleğin Düşüşü filmi mesela. Filmin bir yerinde baş karakteri böyle kalkıp yataktan tamamen çıplak bir şekilde balkona çıkarken izliyoruz. Etkileyici de bir sahne. Ve o filmin hem kendi içerisinde hem sahnenin içerisinde çok anlamı olan da bir sahne. Yani oradaki çıplaklığın da bir anlamı var. Ve iyi de bir örnek. Hani o Semih Kaplıoğlu'nun geldiği yeri düşünmeye geçtim. Oradaki o tarz doğal sahnelerin artık üretilemeyeceği bir baskı olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Yani böyle bir sahne çekmektense çekmemi, ona bir başka bir alternatif bulmayı düşünüyor yönetmenler. Çok açık belli yani. Görmüyoruz. Çok açık. Hiç görmüyor. Bu kadar mı az görülür ya? Şimdi Semih Kaplıoğlu iyi bir örnek. O kuşağı hatırlamak açısından da. Şeye bakalım. Zeki Demirkubuz'a bakalım. C bloktan. Geldiği yere bakalım. Yani C-Block gerçekten böyle bir herhangi bir Fransız Art House'u gibi kullanan cinselliği. Avrupa'da çekilmiş herhangi bir film gibi. Kaç C-Block'un yılı? 90 bir şey.
işte. 96 galiba. 96 yılında Fikret Kuşkan'ı tamamen çıplak görüyoruz. Tamamen cinsellik üzerinden işleyen bir hikaye var. Ve seksi anlatmıyor aslında. Şimdi meşhur bir şey vardır ya, Oscar Wilde'a ithaf edilen laf vardır. Her şey seksle ilgilidir, seks hariç. Seks iktidarla ilgilidir. Hakikaten o filmde de seksle ilgili değil. Başka bir şey anlatıyor. Bunu gayet rahat bir şekilde çekmiş işte adam. Şeye bakalım, Nuri Bilge Ceylan'a bakalım. İklimler diye bir film yaptı. Yani kendisi oynadı. Karısıyla beraber oynadı. İki tane sevişme sahnesi var. Uzakta. Sevişme sahnesi var. Yani kendince bir şeyi var. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde tecavüze olarak adlandırılabilecek sahneler de var. Çok fazla işte, iklimler dedin. Orada işte fındık yedirme sahnesi var mesela. Ama Üç Maymun'da da... Bence iklimler iyi bir örnek. Okuşan cinselliğe bakışı gibi böyle bir sorunu özetleyen bir şey var orada. Şimdi o fındıklı sahnede yani Rıza... Mesela bu çok kullanılan bir şeydir. Oyun da bazen yaptığı. 80'lerin bir de sorunlu filmleri çok var. O seks furyasıyla şey arasında kalan. Hani bir kadın özgürleşmesini içeren Müjdar filmleri, Atıf Yılmaz filmleri falan değil de Temel Gürsun'un şeyle çektiği, Banu Alkan'la çektiği falan. Hatta böyle bir Stray Dogs'un uyarlaması bir film vardır. Şey fantezisini sonuna kadar kullanan filmler çok vardır. Mecbur kalan, aslında rızası olmayan bir kadının zevk almaya başladığı an. Onu görmek ister yani hep. O film, o sahnede öyle bir şey de var. Ama bence o filmdeki, iklimlerdeki iki sevişme sahnesi cinsellikle ilgili rahatsızlığımızı, kuşağa atmayayım hadi şeyi, hepimizin yani. Biraz bizim kuşak ve bizden önceki kuşakta özellikle var bence bu. Yani bizden sonra olmayacak bence o kadar. O şey, bir tanesi hiç kesmesiz, çıplak bir şekilde bütün çirkinliğiyle gösterilebilen bir sahne. Sonra filmin sonunda yine Nuri Bilge Ceylan'ın kendisinin Ebru Ceylan'la oynadığı sahnede bir buğunun arkasından pastiş, kesme. Orada kutsal bir şey var ve oraya dokunamıyor, onu gösteremiyor. Çirkin olduğunu da göstermeyi biliyor diye hissediyorum yani ben o filmde. Yeşim Ustaoğlu mesela bunun çok dışında bir bakışa sahip. Kadını özne yaptığı anda başka bir şey oluyor ama o işte erkek bakışının gelip tırmandığı yer. Şeye üzülüyorum. Tam orada kesildi. Yani başka bir yere gidebilirdi. Yeni yeni çünkü kadın sinemacıların daha çok sesi çıkmaya başlayacaktı. Yeni bir kuşak geliyordu. Onların gözünden izlememiz gerekiyordu. Yani cinsellik söz konusu olduğunda şöyle bir paradoks var hep. Şey demek çok kolay. Solcu bir yerden filan da o şey gelir ya hep. Yani cinsellik ticari bir amaçla konulan bir yem olarak. İşte izleyiciyi şey yapmak için. Biraz ucuz bir şey. Yani öyle kullanımı gerçekten çok vardır. Ama işte Bell Hooks'un mesela sinema üzerine yazdığı, eserleri topladığı bir kitabın girişinde şey yaptığı, cinsellik üzerine konuşurken hani pedagojik bir tarafı vardır bu filmlerin. Öğrencilerimle konuşunca bütün filmlerin pedagojik tarafını çok konuşmuyoruz bence diyor. Hani cinsellik, ırk, ırkçılık falan böyle sorunlu konularda öğrencilerimin aileden, şuradan, buradan, kitaplardan daha çok filmlerden öğrendiğini görüyorum. O yüzden de filmlerin ne gösterdiği ve ne göstermediği çok önemli. Ve şeyi kabul etmiyorum hiçbir şekilde diyor. Yani seks şeyi ticari amaçla konulan bir şeydir illaki. Yani öyle bile olsa onun bir etkisi var, toplumsal etkisi var. Ve o toplumsal etki de ne kadar çok çekilirse o kadar doğru çekilecek yani. Sen cinselliği hiç göstermezsen cinsellik gösterilemez, konuşulamaz bir şey dönüşüyor ister istemez. Yani bu bizim işimiz değil çok. Pedagojik etkiyle uğraşmak bizim işimiz değil gerçekten. Biz yani estetik bir yerden konuşmayı tercih ederiz ama bende o refleks de var yani. Görmemiz gerekiyor. Evet, şimdi 2000'lerin başında yavaş yavaş azaldı ve bitti sevişme sahneleri. Cinselliğin olduğu filmler. Olması gereken yerlerde olmamaya başladı. O zaman yokluğunu çok hissetmeye başladık. Deniz seviyesi şey örneği çünkü. Bir şey vardır, body guy janrası diye İngilizce söylenen, bedeniyle tanımlı erkek janrası. Bunu Lady Chatterley'nin sinemadaki etkileri, şimdi kitabın yazarını hatırlamıyorum da, öyle bir kitap okumuştum. Lady Chatterley'nin sinemadaki şeyleri, mirasçıları ve etkileri üzerine. Bu Amerikan kültüründe neden var bu? Buna bu merak niye var diye soruyordu. Hani Titanic'e bakıyordu özellikle. Ondan ilham alıyordu ama işte başka filmler. Fight Club'ı bile dahil ediyordu yani. Notebook, Piano. Jane Campion'ın. Sofistike olmayan, sadece vücuduyla tanımlı birisinin daha sofistike, yani sınıfsal bir şey vardır hep. Üst sınıftan bir kadın, alt sınıftan bir erkeğe düşer. Onunla böyle bir şey. Bu neden var? İşte Amerika'nın anti-entelektüelizminin bir devamı mı? Falan filan. Şimdi Deniz Seviyesi öyle bir filmdi. Yani
şey bir kendi dünyasından entelektüel bir adamla evlenmiş. Daha şey olan köyde bıraktığı, geride bıraktığı Amerikalı, batılı birisiyle evlenmiş. Türkiyeli, doğanın içinde işte o bütün body guy klişelerini karşılayan bir adamla aşkını kapatamıyor kafasında. Bir türlü fiziksel temas olmuyor. En başında olacakmış gibi başlıyor böyle arkasından adam ilk sahnede arkasından geçtiğinde Ahmet Rıfat Şungar Damla Sönmesin. Böyle bir hatırlamıyorum şimdi ter damlıyor falan bir şey böyle cayır cayır bir şey geliyor. Bir türlü gelmiyor. Öyle olunca da geçmiyor. Anlattığı şey geçmiyor. Hiç geçmiyor gerçekten. Yani o bazı hikayeler, en büyük sorunlarından biri oydu zaten. Bazı hikayeler cinsellikle ilgili. O zaman cinselliği göstermen gerekiyor. Ya zaten şeyden anlayabiliyorsun. Yani sahnenin gerektirdiği şeyden anlıyorsun zaten yani. Sen zaten bunun üzerine kuruyorsun ve onu göstermekten kaçınıyorsun. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Bir de Demir Kubuz son filminde sevişecek erkek bulamıyorum diyerek kendisi bir seks sahnesinde yer aldı. Yani bu yüzden oynamış. Bunu söyledi. Ve sahneyi izledik. Ya ben merak ettim gerçekten. Bir yandan haklı. Erkek oyuncuların çoğu, kadın oyuncuların çoğu seks sahnesinde yer almak istemiyor dedim. Sahneyi izledim. Bu neyinde oynamasın ya? Sahnede bir seks yok zaten yani. Gerçekten bir şey gösterilmiyor yani. Hani bir ben şey görmüyoruz. Ben gene bir dünyaya o yüzden şey yapıyorum. Gossip Girl'da oynayan çocuğun oynadığı babaanne modunda yapmasak şu programları keşke ama You diye bir dizi var. Orada oynayan çocuğun oynadığı dizide çocuğun adını hatırlamıyorum işte yani Gossip Girl'ün baş karakteri. O mesela açıklama yapmış. Ben artık sevişme sahnesinde oynamayacağım. Karıma olan şeyimden dolayı, bağlılığımdan dolayı. Şimdi bu nasıl bir barbarlık, bu nasıl bir çağ? Ve insanları başka oyuncuları zan altında bırakarak, onları ahlaki bir yerden yargılayarak yapmayın bu işi o zaman gerçekten de başkalarını da oyuncunun zan altında tanımına, bırakacaksınız. Şey, o zaman uyuşturucu kaçakçısını da oynama mesela. Aynı mantıkla oynama yani mesela. Bir mafya oynama. Düzgün. Gel kendi halinde karakterleri oyna o zaman. Eğer böyle bakıyorsan dünyaya zaten. Şeyi örnek vereyim. Biraz hani karışık gideceğiz. Çünkü hani sonra biraz farklı örnekler üzerinden konuşabiliriz. Mesela Deniz Akçay'ın Köksüz filmi. Filmde çok önemli bir sahne var. Ergen bir çocuk. Komşusuydu galiba. Arkadaşının annesine duyduğu ilgi sonunda patlıyordu. Ve çok iyi çekilmiş bir sahneydi bence. Evet. Gerçekten çok iyi bir çekilmiş bir sahneydi. Şimdi mesela bu sahneyi ele alıp bu sahnenin varlığı üzerinden yokluğunu konuşabiliriz. Böyle bir sahne gerekli mi? O kadar gerekli ki, o kadar şey anlatıyor ki. Karaktere, o dünyaya, o sınıfa, o aileye. O film mesela 10 sene sonra çekilmiş olsaydı o sahneyi içerecek miydi acaba? Ki film biliyorsun yaz sınırı aldığı için bayağı maddi açıdan da zarara uğradı. Çoğu seyirciye ulaşması engellendi. Yani sansürlenen filmlerden bir tanesi. Yani mesela bu sahneyi bence herkesin açıp izleyip böyle bir sahne neden gerekliliği üzerinden konuşabiliriz. Ya da mesela çoğunluktaki sahneye benzer mesela birazcık o çiftin de mesela aralarındaki ilişkinin nasıl bir cinselliğe tercüme olduğunu bilince bir katman kazanır gerçekten de. Bunlar böyle estetik olmayan, erotik olmayan başka bir şeyi hedefleyen sahneler. Bunlar yok mesela. Bunların yasını ayrı tutmak lazım. Bir güzel erotik sahnelerin de ben yasını tutuyorum yani. Körfez'i söyleyeyim bir de mesela. Körfez'de güzel bir sahne var gerçekten. İşte karakterimiz İzmir'e dönüyor. Geçmişte böyle aralarında bir şey yaşanan karakterle ki o evlenmiş bir karakter. Bir günlük bir şey yaşıyorlar. Bir otel odasındaydı galiba. Ve o sahnenin çekimi gerçekten yani çünkü filmin tonuna da çok uygun bir sahne. Yani çok erotik bir sahne orada işleyecek bir durum değildi. O film politik bir film böyle. Ama bir yandan o sahneyi görmemiz de önemliydi. Güzel de çekmiş sahne. Kendi içinde bir mizahı da var. Çıplaklık konusunda herhangi bir korkusu olmayan da bir sahne. Estetik olarak da gayet yine örnek verilebilecek iyi bir sahne mesela. Onu da mesela çok az görüyoruz. Yani karakterler sevişmiyor, hormonları çalışmıyor. Türkiye'de de, dünyada da. Biz böyle karakterlerle dolu işler izliyoruz sürekli. Ama oraya gelelim mi bilmiyorum. Online platformlarda durum tam tersi. Sürekli erotizm satılıyor. Ama yine yok bak. Yani erotizm satılıyor ama aslında yok erotizm. Yani sadece reklam estetiğiyle çekilmiş sahneler bütünü var. İçinde seks yok, içinde cinsellik yok, içinde erotizm bile yok bence. İçinde sadece güzel kadın, güzel erkek var. Onlar böyle reklam estetiğiyle çekiliyor. Ya bu da mesela bence korkunç bir yere gidiyor. Mesela ondan rahatsız olan kimsenin olmaması da enteresan. Sinemada bu kadar rahatsız olunan şeyin yapay hali, reklam estetiğiyle çekilmiş hali ise ilgi duymaya başlanıyor mesela. Bir yandan da çünkü değil mi 15-16 yaşında karakterler daha aşırı cinsel bir şeyin içinde. Cinselliği içeren bir görüntünün içinde mutlaka. Yani çocuklukla gençlik arasında ergenlik tamamen şey olmuş ama
bir böyle şeyin cinselliği gibi, bir heykelin cinselliği gibi. İşte makyajlarla, şeylerle, işte gene o yazın başlığı gerçekten yerinde. Herkes güzel, herkes şey, beden ama onunla ne yapacağını bilmiyor. O bir şeye geçmiyor. Yaşam enerjisi, yani bayağı Freud'un tanımladığı haliyle libido yaşam enerjisi demekse bir depresyon döneminde olmamızla ilgili herhalde. Şeyin pek etkisi var mı sence? Semra Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi böyle inanılmaz güzel oyuncular mutlaka dizilerde erotik bir obje olarak kullanılıyor. Dediğim gibi reklam estetiğiyle ama. Mesela bu oyuncuları, özellikle kadınları, erkekleri değil ama kadınları gerçekten gerçek bir erotik sahnede ya da çok doğal bir çıplaklık içeren bir sahnede görmemiz imkansız. Hiçbir yıldız oyuncuyu göremiyoruz. Bunda acaba bu ikiyüzlülüğün de etkisi var mı? Çünkü bir kadın oyuncunun gerçekten bir filmde bir çıplak sahnesi olsa bu magazin tarafından, sosyal medya tarafından inanılmaz çirkin bir şekilde kullanılır. İşte Beren Saat'in mesela geçmişteki bir filmindeki bir sahnenin nasıl kullanıldığını hatırlıyorum mesela. Korkunç bir şekilde. Yine Atiye'de bir şey çıkmıştı. Rezil bir şekilde kullanılmıştı. Yani oyuncular, menajerler ve bu sistemde biraz bundan da korkarak hiç bulaşmıyorlar. Hiç var mı yıldız bir oyuncunun çıplak içeren bir sahnede oynadığını hatırlıyor muyuz? Büyük yıldızlardan bahsediyorum yani. Bir Me Too meselesini galiba şey yapmak gerekiyor, anmak gerekiyor. Onun bir şekilde etkisi oldu. Yani ama maalesef yanlış etkisi oldu. Dünyada da konuşuldu ya, hani mesela Kesin Dönüm tamamen böyle şey tarafından, erkeklerin tarafından hiç böyle meseleyi anlamayan, işte bunu bir şeyle suçlayan, bir tür sofulukla suçlayan, insanların flört etme şeyleri ellerinden alındığı, cinsellik ortadan kalktığı falan gibi bir şey yaptı. Bunun arkasındaki mantığı birazcık anlamak mümkün gerçekten de. Yani geriye bakınca her zaman vardı. Yani o şok edici etkisinin pazarlamaya getirdiği şey Art House'un içinde de vardı, Hollywood'da olduğu kadar. Yani çok büyük sahnelerde mesela hep yıllarca şey konuşulur. İşte Don't Look Now'daki sahne şey miydi? Gerçekten sevişmişler, şey değilmiş, rol yapmıyorlarmış. Bu dedikodular hep çıkarılır. Bunun etrafında bir şey olur. En aklımızda kalan bir sürü sevişme sahnesinin gerçekten prodüksiyon koşulları da sorunludur. Yani onu da kabul etmemiz gerekiyor. İşte Bertolucci'nin şeydeki Paris Son Tango'da işte Maria Schneider'e taciz, hani gerçekten de. İşte keşişi uzun uzun kullandık mesela. Konuştuk. Mavi sıcak renktir. Daha sonra daha işte o bir de sanatsal olarak da bir şey ifade etmeyen, başarılı da olmayan bir başka film üzerinden hani daha her şey yer yerine oturdu gibi o işte ondan sonra çektiği filmde. Ama bunları ayırmak zorundayız. Yani Mavi en Sıcak Renktir'in çalışma koşulları etik olmayabilir. Oyuncular gerçekten de bir şeye maruz kalmış olabilirler. Ama filmin içinde cinselliğin kullanımının haklı olduğunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Yani o içinden cinselliği çıkarınca gene işlemeyecek bir şeydir. Bir yerde röportajında mesela şey diye savunuyor kendini keşiş. Yemek, acı, fiziksel acı, cinsellik, böyle şeyleri kullanıyorum. Çünkü böyle şeyleri çok kullanıyorum. Çünkü o insanların işte sınırlarda olduklarını, işte göçmen olduklarını, toplumun dışında olduklarını, eşcinsel olduklarını unutturduğunu düşünüyorum şey anlamında. Hani onlara karşı bir önyargı, empatinin, özdeşleşmenin önünde bir engel varsa bu sahneler bence kırıyor diyor. Şimdi keşiş ne kadar şey bir karakter olsa da, karanlık bir karakter olsa da bir anlamda, yani çalışma şey etiği arkasında duramayacağımız bir karakter olsa da, dediği bence doğru. Yani en büyük özel efektir cinsellik falan gibi bir şey demişti eleştirmenin bir tanesi, şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Kendisinin dışında bir numarası vardır yani böyle. Beynin çok ilkel bir mekanizmasını harekete geçiren, sinemayı yeni icat etmeye başladıklarında böyle bir tane hapşuruk filmi vardır böyle birkaç saniyelik. Edison'un böyle en çok akılda kalan, en şey yapan. Böyle vücudun istemsiz, kontrolsüz, doğal şeylerini izlemenin ilk defa nasıl bir şey olduğunu keşfetmemiz. Bunların hala ilişkileri devam ediyor. İşte şey, jump scare denen, gerçekten seyirciyi böyle şey gibi, bebeği korkutur gibi yaparak korkutmak. Bunlar işler. Bunların gerçekten, bunlara şey yapmamak gerekir. Bütün stratejinizi bunlar üzerinden kurmamak gerekir. Ama bu efektler vardır. Bunları mesela yapı söküme uğratıp, ters çevirip, bunlarla oynamak iyi bir şeydir. Yani cinsellikte böyle. Böyle şey üzerinden şey bir ayrım yapılır. Hardcore ve softcore. Bir tanesi böyle erotik olan bir performansa dayalıdır ve temsilidir, ama hardcore'a geçtiğinde aslında böyle My Bridge'in bir atın şeyini, yürüyüşünü ilk defa kayda geçirip onun oradan böyle bir bilgiye
sahip olmadığımız bir bilgi, anatomi bilgisine, çıplak göze göremediğimiz ancak kayıt altına alıp analiz ettiğimizde, mikroskobun altında parçalarına ayırıp şey yaptığımızda ulaşacağımız bir bilgi vardır. İnsan anatomisine olan merak da buna benzer. Hani sevişme de böyle içeride olan bir şeydir ama ben bunu şey yaparsam, yani en şeye benzeyen, müdahale edilmemiş gibi olan cinsellik sahnelerinde böyle bir merak olduğu söylenir yani. O bir aslında çok masum bir enformasyon şeysi. Bunlar vardır. Bunları şey yapamayız. Görmezden gelemeyiz. Bunu yani, nasıl kullanacağız? Yok deyince kaybolmuyor ama yokmuş gibi takılıyor. Oraya gelene kadar gerçekten çıplaklık bile yokmuş gibi. Yani bütün karakterler mi yatakta pijamayla gecelikle kalkıyor? Yani biz neden hiç çıplak uyumuş ve uyanmış birini doğal haliyle göremiyoruz? O kadar az ki mesela aklıma Aslı Özge'nin filmi geliyor. Hayat Boyu mesela. Bir evin içerisinde evi de çok iyi kullanıyordu ve çok doğal bir sahne vardı. Oradaki çıplaklık. Yani kimse oradaki çıplaklıktan bahsetmez ama o çıplaklığın önemli bir işlevi vardır. Oradaki doğallığa dair, oradaki ikilinin ilişkisine dair. Yani o çıplaklık sadece çıplaklık değildir. Çok şey söyler aslında. Ama bizim gibi ülkelerde oradaki çıplaklığı böyle örnek olarak gösterecek kadar şey duruma düşüyorsun. Yani bu duruma düşüyorsun. Geldiğimiz nokta bu. Ya da işte Kutlu Ataman'ın iki genç kız mesela. Orada da mesela banyoda bir sahne var. Çıplak görürüz. Görmemiz lazım çünkü önemli bir sahnedir. O dramatik bir sahnedir. Biraz yıpratıcı, rahatsız edici bir sahnedir. Ve dramatik anlamda o sahneyi görmek gerekiyor. Yani orada banyonun altında kamera açılarıyla oynayarak oyuncuyu sadece şurasından göstermek falan. Yani bu o sahneyi yaratamazsın öyle. Yani sırf bir şeyler göstermeyeyim diyerek. Bu sinemanın doğasına, sanatın doğasına aykırı bir şey ya. Yani çıplaklık görmüyoruz ya karakterler. Yani banyoya giriyorlar, tuvalete giriyorlar, yataktan kalkıyorlar ama sürekli belli bölgelerini kapatan şeyler var. Tuvalet yaparken göremeyiz. Neden? Çirkin. Duş alırken üstten görürüz ya da işte tamamen buz bir camda, asla hiçbir şeyin belli olmayacağı bir camda görmeliyiz. Yataktan mutlaka şu mesafede altını görmemeliyiz. Yani insan seviyesine çekecek fırsatlardan bir tanesinden hep... Ya ben başka şeyleri izlerken de böyle kafamda böyle bir şey egzersizi yaparım. Yani geçen gün mesela Kızılcık Şerbeti ile ilgili de düşündüm. Hani biz Abdullah'la Pembe'nin bir cinselliğini görseydik bunlar nasıl karakterlere dönüşürlerdi? Her şey bambaşka oluyor yani. Tabii. O geri dönülmez bir şey, sahicilik ve insaniyet katıyor. Ondan şeyiz, yoksunuz. Geriye dönüp bakınca o 80'lerden önce de daha çok cinsellik vardı şimdi. Ama orada da şöyle bir sorun vardı. Hep yani böyle Hays kodu şey bir koddur. Aslında böyle 30'da şey konuşulup 34'te tam olarak şeye girmiş, uygulamaya girmiş ve 68'e kadar sanırım kalmış bir şey o. Ama böyle hem Hollywood'u çok derinden şey yaptı, biçimlendirdi. Sonrasında da etkileri. Filmin gramerin oluştuğu zamanlarda böyle bir müdahaleyle bayağı cizvit papazların falan yaptığı bir şeydi yani gerçekten de. Hiç seküler bir devlet olmayan Amerika'nın şeye, dünya kültürüne şeylerinden, zararlarından bir tanesi. Onun şey, o film gramerine nasıl etkileri varsa bu bayağı şey üzerindendi hani. Çok muğlak ifadeler de vardı. Evil ve good, yani böyle iyi ve kötünün savaşı arasında bir şey gibiydi. İşte saf olmayan seks diye bahsediyordu mesela şey, impure şeyden, eşcinsellik dememek için falan filan. Ve şey de önemliydi, yani ahlaki olarak nereye oturduğuna da karışıyordu. Sadece dümdüz şunu gösteremezsin, bunu gösteremezsin değil. Hani ahlaksız birini sonunda mutlu da gösteremezsin falan gibi böyle büyük büyük şeyleri vardı. Şimdi 80'lerden önce de Türkiye sinemasında var böyle şeyler ama mesela baktığın zaman onların da böyle ikili bir şey var orada gene. Mesela Metin Erksan'ın şeyi, Suçlular Aramızda da bu şey filmi galiba ya, aynı zamanda o siyah bir oyuncunun iç çamaşırıyla kendi kendine durmadan dans ettiği film bu galiba. Çok şeydir o, arada bir düşer internete, meşhurdur. Ya o Leyla Sayar'la Belgin Doruk arasındaki ikilik, yani sevişme gösterir ama o karakter kötüdür, o her şeyi yapar. Belgin Doruk bayağı kocası varken, başka birisiyle evliyken biriyle aşk yaşar ama en ufak bir fiziksel temas olmadığı için her şeyin dışındadır. Şeyin masumiyetini asla kaybetmez. İkili bir şey yapıyor karşımızda öyle bir şark kurnazlığıyla. Rahmetli. Hem cinsellik gösteriyor, kullanıyor onu istediği gibi, seyirciyi çekiyor. Hem de yargılıyor onu ve karşı şeyin bağnazlığın şeyine, çarkına su taşımış oluyor. Bunlar da çok vardı yani. O yüzden gerçek anlamda o insani olan subtext olarak kullanıldığı dönemler ayrı ama açıkça gösterdiği ve başka bir şeyin, cinselliğin başka bir şeyin
alt metnine dönüştüğü şeyler de ayrı dert. Ve bunun da hepsinde tek çaresi gerçekten daha çok sevişme sahnesi ve normal bağlamlar içinde. Şöyle bir şey kurdum galiba kafamda. Hani metnin kendisi cinsellik olamadığında alt metin üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Text ve subtext. Ama gerçekten kontekst de çok önemli. Hani bağlamı da çok önemli. Ama metnin kendisi şey olduğunda, cinsellik olduğunda o zaman işte başka bir şeyler anlatmaya başlıyor. Subtext başka bir şeye dönüşüyor. Bir de şey filmler var ama. 90'larda da pretext. Bir şeyin bahanesi. Bütün filmi cinselliğe bahane eden filmlerde gördük. Yani diyalektik bir şekilde ilerleyecek. Onlar da var. İrfan Tözüm buna dahil edilir herhalde. Evet. Ama yine de İrfan Tözüm mesela o kötü filmleri bile hani günümüze bakınca mesela bir veri olarak bence bir değeri ya var. Ya iyi ki çekildiler çünkü perdede bunu görmesek herhangi hiç görmediğimiz şeylerin önce bir adaptasyon sürecinden cinselliği kullanamayacaksın zaten. Yani herkes böyle çocuk gibi, ergen gibi aa sevişiyorlar diye şaşırmaktan filmi anlamayacak zaten. Ya biz şey izledik 2-3 yıl. Festivalin ulusal yarışmasını seçilmiş bir filmde seks sahnesini göstermek yerine kamera duvara dönüyor ve yatağın sallandığını hissediyoruz. Yani gerçekten git sinemayı falan bırak diyesim geliyor. Yani bu ve onu yapma nedeni de tamamen muhafazakarlık. Yani yönetmenler zaten korkunç. Yani yönetmenlik yakından uzaktan alakaları yok. İktidara yakın bak, bir kanalda dizi çeken yönetmenler evet ama. Evet ama bir şey söyleyeceğim sana. Call Me By Your Name yaptı bunu. Evet Call Me By Your Name böyle yaptı. Çevirdi kamerayı. Orada eşcinsellik var çünkü yani. Konu evet. Eşcinsellik olunca. Bence o kadar basit. Dünyanın daha büyük kısmı muhafazakar oluyor zaten. Zaten yani biz zaten oralara hiç gelmiyoruz. O yüzden hiç girmedik. Call Me By Your Name'den aklıma karpuz kabuğundan gemiler yapmak geldi. Ceviz ve şey diyaloğu oldu herhalde kafamda. Meyve ve kuru yemiş. Kızın ceviz yediği sahne. Yani o mesela çok anlaşılır bir şeydi. O düzeyde yaşanabilecek bir cinsellikti. Onu öyle gösterir. Sen her şeyi o çocukluğa, o şey öncesi, ergenlik öncesi ya da ergenliğin ilk dönemleri masumiyetine, tırnak içinde masumiyet tabii ki, kilitlersen o zaman anlam kayması yaşanıyor. Bu kadar basit. Tabii zaten yani hikayeyle, türle, anlatıyla çok alakalı. Kimse bir romantik komedide seks sahnesi beklemiyor. Olamaz çünkü. Yapı gereği olmaz yani. Olabilir Hasan. Olabilir. Yok olabilir. Yani... Hayır gördük mü hiç? Yok ki bir tane örnek. Ya bak mesela ben geçen gün şeyi düşündüm. Amelie'de aslında dümdüz bir sevişme sahnesi var. Yani sadece hayattan beklediğini bir türlü bulamadığına bir detay eklemek için böyle grafik saçma sapan bir sahne. Yani şey üstünde birisi var ve şeye bakıyordu. Tavana bakıyor çünkü sıkılmış. Hani bunu göstermekten çekinmiyor. Ama artık benim dediğim klasik romantik komedi. Artık zaten öyle bir romantik komedi yok. Tam olarak romantik komedi çok böyle pembe böyle yapay bir şey olduğu için artık onu değiştirildi zaten. Dizilerle falan da o romantik komedi türü başka bir şey dönüştürüldü. Benim dediğim klasik romantik. Mesela Meg Ryan filminde bir seks sahnesi görmeyi beklemiyorsun. Ya ama Meg Ryan'ın zaten Meg Ryan'ın kariyerini orgazm. Jane Campion'un çektiği filmdeki sevişme sahneleri kadın kariyerini bitirdi. Tabii ki bitirdi. Çünkü o hiç öyle resmedilmemişti ki. Meg Ryan'ın en unutulmaz sahnesi bir orgazm sahnesidir yani. Bir romantik komedi içerisinde olmuş bir sahnedir. Ama benim dediğim daha klasik yani. Julia Roberts'ın, Sandra Bullock'un, Meg Ryan'ın. Onların öyle bir paket gibi böyle hiç sanki gerçek değillermiş gibi sunulması. İşte o yapaylık yani. Onda onu bekleyemiyorsun. Ya yani biraz bu türlerle, anlatıyla, hikayeyle, sahneyle çok alakalı şeyler tabii ki. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben sadece sana şeyi soracağım. Son 20 yıldaki festival filmlerine baktım bir. Uluslararası arenada ödül almış. Uluslararası festivalde dolaşmış. Türkiye'den filmlere baktım. Ve onların içerisindeki seks sahnelerinin çoğunda ya şiddetli seks sahneleri var ya tecavüz var. Çok ağırlıklı olarak ve çoğunda yönetmeni erkek. Bu sahneler niye var ya da o anlamda bir şey değil. Ama toplamda bakınca bu aslında bize bir veri veriyor mu? Yani kadın yönetmenlerinin kadın cinselliğini anlatma şeyi tabii ki çok daha başka olacaktı. Ve onları daha az görmemizle alakalı olabilir mi bu? Olmasın istiyor bir tarafım. Yani çünkü var örnekleri var işte. Yani dediğim gibi hep keşişe geri dönüyorum. Yani adamın gerçekten kafasının çalışmasında bir problem var ama ortaya çıkan iş olmuş yani bir şeyleri. Çekebilen erkek yönetmenler de... Atıf Yılmaz yok ama onu demek istiyorum. Tabii ki erkek yönetmen var ama çok az çıkıyor gibi bir yerden. Bak Atıf Yılmaz'dan şöyle de bahsedelim. Bir Yudum Sevgi'nin çok fena olmayan bir kopyası var YouTube'da. Biraz böyle renk falan yapılan böyle şey illegal
restorasyonlar var ya. Evet. Sevişme sahnesi atılmış. Ya böyle deli gibi aradım böyle. Bir ne biçim sitelere düştüğümü anlatamam. Çünkü bir sevişme, Kadir İnanır sevişme, Haluk Soygazi sevişme izle diye mahvettim şeyimi gerçekten. İnternet geçmişimi, başıma her türlü şey gelebilir yani. Sonra en sonunda gerçekten bir torrentini buldum o şeyden önce. Çok karanlık bir kopya VHS'den ve o sahneyi buldum. Çok güzel bir sahne. İnanılmaz önemli bir sahne. Şu an onu YouTube'a koyarken onu kesiyor. İnanılmaz. YouTube kabul etmediği için olabilir bu arada. Yani kaç sene geçmiş üstünden. Bütün çünkü o aralarındaki çok önemli bir yeri yani. Tabii ki canım. Bütün ilişkinin kırıldığı nokta ve oradan gittikleri yer filmin finalini gerçekten şey yapan ve bin kat arttıran bir şey. Bunu biz bugünkü bütün şey yani ben özellikle o sahneye takıldığım için söylüyorum. Gerçekten de bundan 40 sene önce çekilen filmlerin sevişme sahneleri bugünkü seyirciye fazla geliyor. Tabii ki ama YouTube'la da alakalı olabilir ama YouTube kesmese de yine de kesilir yani günümüz şeyinde. Ben de son olarak şey örnek vereyim. Bir sevişme sahnesi yok ama mesela Ümit Ünal'ın en az sevdiğim filmlerinden biri olmasına rağmen Aşk Büyüğü de mesela erotizmi nasıl işlediğini çok iyi görüyoruz. Sonda güzel bir sahneye doğru götürüyor ve bence iyi işliyor mesela. Bir adada iki kadın arasındaki erotizmi gayet iyi işlediğini düşünüyorum mesela. Tabii ki yönetmenler var. Ama bahsettiğim şey yani kadın yönetmenlerin sayısının daha fazla arttığını görsek bence bu sahneleri daha fazla göreceğimize de inanıyorum ben en azından. Ama diğer yandan tabii ki en sert sahnelerden bir tanesi de yine bir kadın yönetmenden. Bir kadın yönetmenden. Senem Tüzen'in yönetti. Ana yurdundaydı mesela. Ama orada sertlik, yumuşaklık, işte erotizm falan meselesi değil. Yine çok gerçek bir sahne. O bir kadının bakışıyla, kadının tarafından çekildiği çok açık bir sahne. Evet, öyle galiba yani. O kadar düz bakmak istemiyorum ama sayısal olarak kesinlikle karşımıza koysak kadın yönetmenlerin. Ama bak bu sene şeyde bir bu sene Berlin'de ana yarışmada bir tane şey vardı. Şey yıkılmak üzere, Berlin Duvarı yıkılmak üzere toplum dönüşüm geçiriyor ve böyle Dostoyevski okuyan bir genç kız cinsellikle tanışıyor. Yani sevgilisi var ama işte kendinden yaşça büyük böyle bir Fifty Shades gibi böyle bir esenen bir takım durumlar oluyor aralarında. Böyle birbiri arkasına saçma sapan uzun uzun sevişme sahneleri. Başka bir şey yok filmde. Gerçekten bir erotik film. Ve hiçbir bağlama oturmuyor. Kötü de bir film. Ana yarışmada ne işi var filan. Yani birazcık işte şey mekan kullanımı, renk, görüntü yönetmenliği falan iyiydi yani. Ama müthiş bir erkek bakışı hakim. Yönetmen mesela şey dedi. Yönetmen bir kadın. Onu söylemeyi unuttum galiba en başta. Yönetmen basın toplantısında dalga geçerek şey dedi. Erkek olsaydım bu sahnelerden paçamı kurtaramazdım. Evet, açıkça male gaze denen, işte erkek bakışı denen şey var çünkü. Bu da mümkün yani. Tabii ki zaten yani bu biraz ben toplam rakamla alakalı söylediğim şey. Yani yoksa erkek yönetmenlerden olağanüstü filmler görürüz, kadın yönetmenlerden tam tersini görebiliriz. Ama oran yükselse ben daha da artacağını düşünüyorum yani. Bununla alakalı söylediğim. Yoksa var bizim sinemamızda da örnekleri. İki şeye ihtiyaç var yani. Hem bütünde oranın artması gerekiyor. Gerçekten de. Sevişme sahnesi dünya en normal şeyi olacak ki iyileri daha çok olacak. İki ama evet kadın yönetmen zaten her açıdan kadın yönetmen daha çok olsa keşke. Evet, seks neden yoku konuştuk. Çıplaklık, seks, erotizm bunları bekliyoruz. Daha fazla bekliyoruz. Olması gereken yer. Ama içinde bir his şeyde diyor. Yani dünyanın şey bir zamanındayız. Depresif bir zamanındayız ve insanların canı birbirine dokunmak falan istemiyor belki. Ama ülkeyle de alakası var. Prime'ın penis yine sansürlediğini yine duyduk. Dead Ringers dizisinde. Daha önce de Boys da yapmıştı zaten. Türkiye'de yapıyorlar mesela. Bunun ülkeyle, dönemle çok alakası var. Birçok faktör var. Geniş konu. İleride belki tekrar döneriz. Evrim ağzına sağlık. Kaç sanasına devam edeceğiz. Evrim burada artık. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.